Arkadaşlar merhaba. Geleneksel hale getirmeyi düşündüğüm bayi gezilerimizin ilkinde Volkswagen'deyiz. Volkswagen'de hangi araçlar var? Araçlarla hakkında kısaca bilgi, hangi donanıma sahipler? Bunları anlatacağım. ÖTV muafiyetle alınabilen araçlar var mı? Ya da iskonto uygulanan araçlar var mı? Hangi araçları bayide geldiğiniz zaman bulabileceksiniz? Onları bu videoda görmüş olacaksınız. Sizin de istediğiniz bayiler varsa, gezmemi istediğiniz, onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Hemen şöyle Golf'lerden başlayalım. 3 tane beyaz Golf'ümüz var. Bunlar bir şirkete satılmış. Yani filo satışı olduğunu söyleyebiliriz. Üçü de aynı donanımda, başlangıç seviyesinde, life donanımda. Şimdi şurada dışarıda bir de Nardo Gri arkadaşlar R-Line var. Şuradaki araç. Yani bunu görünce bunlar sanki Golf değilmiş gibi geliyor. Yani jantlar falan, görüntü çok fark ediyor ya. O Nardo Gri renk de gerçekten efsane durmuş, çok yakışmış. Ben her zaman Passat'ın anahtarını şuraya koyarım. Buraya, vitesin yanına. Getirdim buraya, koydum. Arabayı çalıştırıyorum, araba çalışmıyor. Çalıştırıyorum, çalışmıyor. Çalıştırıyorum, çalışmıyor. Allah Allah, dedim ya aküm bitik, ne falan. Baya baya uğraştım. Gece bir de karanlık, bakıyorum artık. Normalde Passat'ta şu direksiyonun arkasında, şurada arkadaşlar, bir anahtar, hani gözü için bir yer var. Oraya anahtarı şöyle tutarsınız, pili bitmişse anahtarın. Orada düğmeye bastığınız anda onu algılayıp çalışır. Ama öyle değilmiş. Bakın burada nerede? Bakın burada. Anahtar işaretini görebiliyor musunuz? Yani şu anahtarı buraya koymam gerekiyormuş. Buraya koymadığım için araç çalışmıyormuş. Enteresan bir şey. Yani anahtarın burada olması lazım. Yani aklınızda olsun, bir Golf'e bindiğinizde anahtarı şu küllüğün olduğu yere koy. Neden buraya sadece ya? Şuraya koysam yani anahtarsız giriş olma, yani çalıştırma olmasının ne bir esprisi kaldı. Anahtarı bari yerine takarım, daha iyi diye olduğunu düşünüyorum. Böyle bir enteresanlık var arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şu donanım olarak özelliği burada yazıyor Style'da. Şöyle 225-45-17 F altında alışım jantımız var ki bunun rengi de efsaneymiş. Böyle fıstık yeşili, sarı, yeşil arası. Fosforlu yeşil bir rengi var. Gece artık farlı yakmanıza gerek yok. Yani direkt araç olduğu yerde parlayacaktır. Burada da bir polomuz var. Bu polo da yine test aracı. İçeri almışlar. Anahtarsız giriş, çalıştırma, cam tavan ve burada en büyük özelliği IQ LED Matrix olan en dolu versiyon Style donanım olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bakın plaka zaten içinde var. Bunun fiyatı da arkadaşlar Stallion'un bunu satmışlar bundan aynısından. İçeride şu teslimat bölümünde aynı aracın beyazından var. Beyazını 556 bin liraya teslim etmişler arkadaşlar. İç tarafı da hemen size şöyle bir detaylı göstereyim. Buralarda sert plastik. Golf'ün ön taraf yumuşak malzemeydi ama Polo'nun gördüğünüz buralar sert plastik. Herhangi bir elektriksel bir destek yok. Ama burada işte Polo'da artık yani şu el freninin kalkmış olmasını isterdim. Şöyle içine de bir oturalım. Burada gördüğünüz gibi dijital göstergemiz var. Tabii ki bu en dolu versiyon olduğu için burada daha büyük bir ekran var. 8 inçlik multimedya ekranı var. Yine ya işte Golf'te de böyle bir klima olmasını isterdim ben. Şu yukarıdaki multimedya ekranındaki klima ayarına açıkçası ben alışamadım. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani yukarıdaki gibi mi olması lazım yeni nesil? Ya da aşağıdaki gibi, eskisi gibi. Ben biraz eski kafalıyım galiba. Aşağısı bana daha kolay geliyor. Burada yine bir test aracı. Bu da Caravelle arkadaşlar. Caravelle Comfortline donanım paketiyle geliyor. Bunun fiyatı şu an, onu da söyleyeyim, 766 bin lira otomatik vitesli Caravelle. 2 litre 8+1 oturma düzenine sahip bu araç. Elektrikli bu kayar kapımız var. Buralar. Bunun videosu arkadaşlar kanalımda mevcut. Bu aracı ben detaylı olarak inceledim. Zaten burada gördüğünüz birçok aracın da kanalımda detaylıca videosu var. Merak ettiğiniz olursa onları kanalda seyredebilirsiniz. Şöyle otomatik vites, yeni nesil direksiyonumuz var. Otomatik vites burada. Medya ekranımızın daha büyük olmasını isterdim ben açıkçası. Bu tabii o üst donanımda, Highline donanımda standart olarak geliyor. Bakın bu kayar kapıyı elektrikli olarak buradan açabiliyoruz içeriden. Koltuklarımız, bakın desenleri gayet güzel. Arka koltuklar isterseniz sırtlık yatabiliyor. Tamamen yerinden sökebiliyorsunuz bunlar hepsini. Ya da tek tek de sökebiliyorsunuz. Koltukların yönlerini de değiştirebiliyorsunuz. Zeminde sabitleme halkalarımız mevcut. Şöyle tavana bakarsanız Caravelle'in özelliği, dijital klimamız var. Şurada ayarlayabiliyoruz arka tarafa doğru. Havalandırma menfezlerimiz var şu sırada, iki sırada. Arka tarafta, en arkada onlar mevcut değil. Burada makam perdeleri var. Hem burada hem bu arkadaşlar kayar kapıda da bu perdeler mevcut. Burada bir tane de T-Cross'umuz var. Bunun rengi baya baya iyiymiş ya. Ekranda mavi gibi görünüyor. Aslında biraz yeşille de alıyor böyle.
Hemen rengine bakın. T-Cross 1.0 110 PS'lik life donanımlı otomatik test versiyonu. 541 bin liralık liste fiyatı var. Metalik renkle beraber bu araç 550 bin 280 bin lira. Şöyle yakından göstereyim fiyatı. Size şöyle detaylarına da bir bakalım. T-Cross Volkswagen'in en uygun fiyatlı crossover'ı. Bunu birçok detayda görüyoruz maalesef. Şöyle maalesef demeyelim, artık fiyatı daha uygun tutabilmek için bu şekilde yapılmış. Bakın buralarda sert malzemeler, sert malzemeler, aşağı doğru sert malzemeler. Dijital gösterge opsiyon listesinde. Hadi tamam, dijital gösterge yok ama ortadaki buradaki göstergemiz bile, hani nasıl diyeyim, analog bir gösterge var arkadaşlar. Bunun en azından bir renkli bir gösterge olmasını isterdim. Şöyle sert malzemeler kullanılmış. Ama burada buna da özel, has özellikler var. Hemen şu yan tarafta geçeyim ben. Onun şu koltuk özelliğini göstereyim. Bagajı diğerlerine göre tabii küçük ama kullanışlı arttırmak için birçok özellik eklenmiş. Ne mesela, bu arka koltuklar ileri geri hareket edebiliyor bu araçta. O şekilde tercih edebiliyorsunuz. Ya bu renk gerçekten bir değişikmiş böyle. Şu an çok değişik bir şekilde parlıyor gözüme. Turkuaz gökyüzü rengi gibi. Bunu özellikle güneş altında bu rengi görmek isterdim. Şöyle bakın, bu koltukları yatırdığınız zaman şu ön koltukta tamamen düz bir şekilde yatabiliyor. Şuradaki parçayı çektiğimizde bir anda düşmesin. Geldiğiniz zaman bu şekilde yatırabiliyorsunuz. Arka koltukları da yatırdığınızı düşün. Burada buraya kadar uzun, bayağı kapı bile taşınabilir yani. Uzun malzemeler, merdiven olsun, birçok malzemeyi rahatlıkla buraya doğru taşıyabilirsiniz. Kolu tekrar kaldırmam gerekiyor. Neyse, ben videoyu kapatınca koltukları düzeltirim. Şuraya bakın, buradaki koltuklar da aynı şekilde ileri geri hareket edebildiğini söylemiştim. Şurada bakın mandal var. Bu mandalı çektiğimde çekemedim. İleri doğru 14 santim ileri hareket edebiliyor. Burada yine iki tane USB tip C var. Dediğim gibi koltuğu çekemedim ama 14 santim olarak bu koltuklar ileri gidiyor. Frenler geliyor. Manuel viteste olan versiyonda burada tek farkı kampana frenlerle geliyor olması. Manuel olarak da seçim, bunu tercih edebiliyoruz. Başlangıç seçeneği 448 bin lira olması lazım arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam. Bu T-Cross'u ÖTV muafiyetli olarak satın alabiliyoruz. Burada yine başka bir T-Cross'umuz var. Onun da detayını ben size şöyle bir göstereyim. Yine aynı donanımda araçlar. Burada jantlar farklı. Bu araç test aracıydı. Bunun videosu kanalımda yakında yayında olacak ya da siz bir videoyu seyrederken yayında olmuş olacak. LED farlar arkadaşlar standart LED olarak geçiyor. Bunlar IQ LED değil. Bunun da fiyatına bakalım. 587.600 liralık bir fiyat etiketi var. 596.881 liralık da bir satış fiyatı var ki bu araçta navigasyon destekli bir multimedya ekranı da var. Dediğim gibi bu araçta test aracı arkadaşlar. Nereden anlıyoruz? Aracın üzerinde kışlık lastikler var. Burada bir Golf'ümüz var. Diğer beyazlardan farklı olarak bu aracı alabilirsiniz. Bu araç satılmamış. Şu an bekliyor. Yine baz donanımın üstünde otomatik vitesli Life versiyon. Diğer araçlarla aynı. Az önce bakmıştık bu araca. Sadece siyah, simsiyah. Golf'ü de zannedersem çok gördüğümüz bir renk değil Golf'te. Şöyle siyahını da size göstermiş olayım. Dolu olsa çok daha gösterir. Alttaki kromlar falan da olmayınca biraz böyle sade kalmış. Yani hafif basit kalmış biraz. Böyle nasıl diyeyim? Diyemedim. Siz deyin. Nasıl görünüyor? Burada da bir Tiguan var ama bu normal bir Tiguan değil. Tiguan Allspace. Bu 7 kişilik olarak satın alabiliyorsunuz bu aracı. Normal Tiguan'dan daha büyük. Direkt rakibi yine kardeşleri tabii ki Volkswagen Grup bünyesindeki Skoda, Kodiaq ya da Seat'ın Tarakos'u arkadaşlar. Onları da aynı şekilde 5 kişilik ya da 7 kişilik olarak satın alabiliyorsunuz. Bu araç en baz donanımlı, life donanımlı ve 5 kişilik koltuk düzenine sahip olan versiyon. 832.300 liralık bir liste fiyatı var. Bu araçta panoramik cam tavan opsiyonu var. Neredeyse 60 bin liralık bir opsiyon eklenmiş gibi. Tabi metalik renk de var üzerinde. Onun fiyatı yazılmamış ama onlarla beraber 893.300 liralık, 301 liralık hatta fiyat etiketimiz var. Normal Tiguan'da elegans donanımda gelen jantlar bunda baz donanımda geliyor. 18 jantlar ve 19 jant olarak satın alabiliyorsunuz. Camlar karartmalı. Bunda anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği yok. Bunda elektrikli bagaj kapağı standart olarak geliyor. Bir de dijital gösterge standart olarak geliyor. Bunlar Tiguan'da, normal Tiguan'da standart olmayan özellikler. Bir de bu taraftan şöyle bir görün. Şu C sütundan sonrası geriye doğru biraz daha uzatılmış bir
halde arkadaşlar. Burada bir Golf'ümüz daha var. Bu araç Style donanımlı 1.0 ETSI. 661 bin liralık liste fiyatı var. 672 bin liralık da arkadaşlar opsiyonlarla beraber normal satış fiyatı var. Ne var bu araçta? Jant tavan var. Tabii ki rengimiz opsiyon. Jantlar opsiyon olarak yazmıyor. Standart olarak geliyor zannedersem bu jantlar. Şöyle bunun jant ebatını hemen ben size söyleyeyim. 225, 45, 17 ebatında jantları ben beğendim ya. Hoşuma gitti. Araca da yakışmış. Böyle nardo gri gibi. Tam rengine bakın, fırtına grisi arkadaşlar. Böyle bir rengimiz var. Sizce nasıl bu renge bu jantlar? Hatta diğer taraftan ışığı da arkadan alayım. Bu renge bu jantlar gitmiş mi? Onu da yorum kısmına yazabilirsiniz. Böyle devam edelim. Burada bir Passat'ımız var. Elegans donanım. Hani Passat'ı görünce. Evet, bu rengi de gerçekten güzel yakışıyor. Bunun fiyatını söyle etsem dudağınız uçuklayabilir. 995 bin liraya satılmış arkadaşlar. Bu araçta teslimat bekleyen araçlardan biri. En dolu versiyon tabii IQ LED Matrix farlarla geliyor. Bunda da opsiyon olarak bir renk opsiyon, bir de cam tavan opsiyon. Araç satılmış. Şöyle arka tarafa doğru gelin. Bir de daha önce videosunu çektiğim Passat'ın Alltrack versiyonu vardı. Şurada kenarda duruyordu. O araçta yeni satılmış bir firma satın almış. 1,5 milyona arkadaşlar o araç satılmış ve karşınızda yeni Volkswagen T-Roc. Eskisi de gayet güzeldi. Bu da gayet güzel. IQ LED Matrix'ler var. Üzerinde farlar. Bu farlar çok efsane farlar. Yine eski makyajsız olan versiyonda alt tarafta sis farımızın olduğu yerde yine bir LED şerit var, yuvarlak. Burada rengi de bayağı giymiş ya. Böyle şeker kırmızısı, pembesi gibi. Yani tam böyle güneşte yanar dönerle renkleri getirmişler. Baksanıza ya şu showroom. Orada bir yeşil var, kırmızı var, orada bir mavi var falan, sarı var. Gerçekten böyle rengarenk, renk renk. Hep alışmışız böyle beyaz, gri, işte koyu renkler falan, fırtına grileri falan, grinin tonları. Artık böyle renkleri görünce bir değişik oluyoruz. Gayet güzel bir rengi varmış. Bunun da arkadaşlar videosunu çektik. Kanalımda mevcut hem en dolu versiyonu hem en boş versiyonunu kanalımda detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Buradaki yukarıdaki bu medya ekranı biraz göğüse sabitlenmiş durumda. Şöyle onun da detayını ben size bir göstereyim. Bakın klima kontrollerimiz yenilendi. Vites topuzumuz ışıklı hale geldi. Direksiyon aynı, göstergeler aynı. Koltuklarda değişiklik var. Bu araçta cam tavan mevcut değil. Ön farlar, biraz arkadaki yapı değişti. Yani bir araç bir güncellenmiş oldu. Yeni Taygo'yu içeri aldılar. Bir tanesi boş olan Taygo orada. Dolu olan Taygo'da. Taygo R-Line burada. Bunun rengi neymiş? Şöyle bakın renge. R-Line gerçekten güzel duruyor. 1.0 R-Line 689.800 lira başlangıç seçeneği var. Üzerindeki opsiyonlarla beraber 699.081 lira 89 kuruş. Şöyle yaklaştırayım size, detayları buradan görebilirsiniz. R-Line donanımda cam tavan geliyor. Cam tavan olduğu zaman da tavan çıtamız olmuyor ki boş donanımda gördüğünüz gibi tavanda siyah bir çıtamız var. Bu daha bir kupe tasarımlı görünüyor. O biraz daha sanki SUV gibi. Ve aynı araç ama hani şu donanım farkından kaynaklı. Bakın arada görüntüde çok büyük bir farklılık var. Burada LED IQ Matrix farlar efsane duruyor ki şu gündüz farları Volkswagen logosuna kadar devam ediyor. Tamponun birçok yeri boyalı. Burada parlak siyah malzemeler burada yapılmış durumda. Polo'dan tanıdığımız birçok malzeme var. Hatta Polo'nun birebir aynısı olduğunu bile söyleyebiliriz. Buradaki tasarım Polo'yla neredeyse aynı. Şuradaki dijital göstergemiz. Arkadaşlar klima kontrol ünitemiz. Burası birçok malzeme aynı. Şuradaki kontrol ünitemiz aynı. Koltuklar biraz farklı. El frenimiz. Hani zaten altyapı olarak da Polo'yu kullanıyor. Polo'nun altyapısına sahip. Şöyle hemen en baz donanımı olan versiyona bakalım. 1.0 Taygo'nun Life donanımlı ve manuel vitesli versiyonu. 515 bin lira. Opsiyonlarla 515 bin 01 lira. 1 kuruşluk bir burada fark olmuş arkadaşlar. Onun için burada fiyatı arttırmışlar onu bilmiyorum açık. Titan siyah, iç döşeme saf beyaz, opak renk. Bu boya farkı yok. Bu standart bir renk arkadaşlar. En uygun fiyatlı Taygo. Bu 95 beygir. Başlangıç seçeneği manuel vitesli olarak alıyorsunuz. Otomatik vitese geçerseniz 110 beygir oluyor. 110 beygirli manuel olan versiyonu yok. 95 beygirliğinde otomatik olan versiyonu yok. Bu aracın da yine dolu versiyonu ve boş versiyonun kanalında videosu var. Oradan da seyredebilirsiniz. Hemen detayını şöyle bu taraftan bakalım bu sefer. Diğer tarafa geçmemize gerek yok. Alt taraflar boyasız. Birçok malzeme tabii ki baz donanım olduğu için boyasız arkadaşlar. Burada
en büyük farklılık. Dijital göstergemiz geliyor ama şöyle bir dijital gösterge var. Sadece bu ortası dijital, yanları analog. Burada yine 8 inçlik bir multimedya ekranımız var. Burada bakın, Müslüman kabirde mi? Şöyle bunu bir kapatalım. Burada UpConnect olsun, bu özellikler standart halde geliyor. Dijital klimamız var. Gördüğünüz gibi 5 ileri manuel şanzımanımız burada. Volkswagen bayini detaylıca gezdik. Aklınızda takılan bir şey varsa bunu yorum kısmına yazabilirsiniz. Neredeyiz? Kocaeli Ark Otomotiv'deyiz. Buradaki araçlarla ilgili veya görmediğimiz araçlarla ilgili bilgi almak istiyorsanız onu iletişim bilgilerin alt tarafa yazacağım. Kendilerine oradan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, video fikirleriniz varsa onları da alt tarafa yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.